Lara Bilik tartışması devam ediyor. CHP Grup Sözcüsü ve Birliğin Son Başkanı Songül Başkan'ın Lara Bilik'in kapatılması ve plajların Büyükşehir'e devriyle ilgili eleştirilerine AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar farklı bir değerlendirmeyle yanıt verdi. Türkiye'nin değil dünyanın en önemli çekim merkezi olabilecek yerlerden birisi. Peki sormak lazım. Antalya'ya gelen ya da Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız burayı şu haliyle çekim noktası olarak görebiliyor mu? Hayır. Lara plajını dünyaca ünlü plajlarla kıyaslayan Bayraktar, Lara Bilik'in kötü yönetimi nedeniyle plajın izbe halde olduğunu savundu. Elin adamı bir kum tarlasını dünyanın çekim merkezi haline getirebiliyor. Biz bu kadar Cenab-ı Allah'ın doğal bir ortamda bize lütfettiği bir mekanı maalesef böyle yani çok hurriyetçe kullandık. Büyükşehir Meclisi'nde tartışmalara neden olan Lara Plajı, ihale etkisinin 20 seneliğine Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi AK Parti'nin oy çokluğuyla kabul edilmişti. Kararın hizmet odaklı değil, rant amaçlı olduğunu söyleyen Songül Başkaya AK Parti'ye şu soruyu yöneltmişti. Genel kurul yapılana kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Bütün sıkıntılar genel kurul yapıldıktan sonra 29 Nisan'da başladı. Kendilerinin iktidara gelmesiydi. Gelemediler. Gelemeyince iki yola başvurdular. Hem genel kurulunun iptali, o arada da iki tane Lara Birlik üyesi, ikisi de Cumhuriyet Halk Partili üye transfer edildi. Ve madem burada ücretsiz bir halkın yararlanacağı bir düzenleme yapılacak, bu niye kent dinamikleriyle, meslek odalarıyla planlanarak, tartışılarak, şeffaf bir şekilde neden yapılmıyor? Bahattin Bayraktar soruya genel bir yanıt vermekle yetindi. Songül Hanım'ın düşüncesidir, düşüncesine saygı duyuyorum. Biz neticelere bakıyoruz. Yani konuşmakla bu işler olmuyor, icraatlarla oluyor. Neticede bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. AK Partili Bayraktar, Lara Plajı kararıyla bölgeyi cazibe merkezine dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Sahilleri de en güzel dizayn etmek ve en güzel halkın hizmetine sunmak da Büyükşehir'in işi diye düşünüyoruz. Netice olarak biz bunu istiyoruz. Biz bunu başaramazsak zaten halkımız her şeyi izliyor. O zaman işte muhalefet partilerinin eleştirileri de karşılık bulacaktır. Herhalde o zaman da mutlu olacaklardır.